Evet. Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Derslere devam ediyoruz. Evet. Satürn, herkesin korkulu rüyası. Arkadaşlar tabii zamana karşı bir şey tabii uzun süre hayatta kalabiliyorsa bu tabii zaman tanrısı Kronos. Yani Satürn'ün damgası. Yani Satürn tabi haritalarda güçlüyse, kişisel haritalarda kişi tabi daha sabırlı ve azimli yapar. Asker gibi de disiplin verir. Yani Mars'ın, Koç'un iradesiyle Satürn'ün tabi disiplini bir araya geldiğinde ne yapıyor? Bu tabi eser vermek tabi başka bir şey. Yaratıcılık. Genelde 5. evden bakılır. Yani kişi 10. evle kariyer yapabilir ama yaratıcı olmak başka bir şeydir. Yani Van Gogh gariban ölmüş olabilir. Ama tabii 5. evi güçlüdür. Öldükten sonra tabloları 100 milyon dolar eder. Adamın birinin de 10. ev tıklım tıklımdır, CEO'dur. Yaşadığı sürece para kazanır, ölünce de ölür. Evi, arabası, teknesi de çürür gider. Ama Van Gogh tabloları da işte müzedeki yerini alır. Bu anlamda tabii Satürn'ün burada kişinin hayatına kalıcılığı ne kadar tarih içerisinde sürecin uzayacağını gösteriyor. Arkadaşım biri sormuş Berna'ya da ben de cevap olarak veriyorum. Bir de arkadaşlar bu tabii burçları nasıl algıladığınız o burcun bir kere gezegeniyle sorununuz olduğu manasına gelir. Mesela bu ülkede diyelim ki koçlara gıcık kapıyor bazıları. Biz koçlar. Çünkü ülkenin Mars'ı terazide bu kadar basit. Yani senin Mars'ın kötü. Belki koçun cesaretini kıskanıyorsun ha ne dersin? İnsanlar tabii korkuyla yaşıyorlar. Akrep de zaten bilinç dışı alandaki korkularla alakalı. Özellikle ölüm korkusuyla alakalı. Gene saldılar ölüm korkusunu. Ölüm korkusuyla besleniyorlar. Ölüm korkusuyla kariyer yapıyorlar. Kovalara çakacağım gene. Kova kuzey düğümü anlatırken. Kovanın 10. evi şeydir arkadaşlar. Akreptir. Bu kovaların özellikle size şimdi iyice abarttılar zaten. Yok 16 Şubat'ta, yok 17 Şubat'ta, yok 18 Şubat'ta, yok 20 Şubat'ta. Ay çok korktum yani. Hani nerede lan deprem? Bir de program çekmişsin. Ya dalga geçince de hocam ya işte kova onlar çok mütevazı falan değiller arkadaşlar. Bırakın onu, geçin. Ya, tutturdular bir türkü. Efendim yeni ayda ve dolunayda depremler gitmiş arkadaşlar. Yeni ay ve dolunaydaki bütün depremleri bulmuşlar oraya koymuşlar. Ya şimdi İstanbul depremi konuşuluyor değil mi? En meşhurları hangisi çok bilinen tarihte? Bir tanesi 10 Eylül 1509. Öbürüsü de 22 Mayıs 1766. İkisinin de haritasını çıkartın bakayım. Bakayım hangisinde yeni ay dolunay var. Hangisinde ay tutulması var? Hangisinde güneş tutulması var? O profesörleri de boş verin. Bakın profesörleri ciddiye alıyorum. Ciddiye alıyorum ama profesörler şunu biliyorlar ki yani hiç kimsenin öyle bir iddiası yok zaten. Beklenen deprem şu anda da olabilir. 10 sene sonra da olabilir. 50 sene sonra, 100 sene sonra da olabilir. Genelde tabii Kocaeli depremiyle kıyaslanıyor. İşte aralarında belirli süre var. Tarihte işte koordinasyonlara bakmışlar. Bu tabii rekor 129'muş da yok işte şimdi uzamış da. Ya Allah'ın işi bunlar. Tabii ki bir fay var. Ya bu fay eninde sonunda kırılacak. Amerikan gemisi geçerken Boğaz'dan İstanbul depremini yapmadı. Yani güya ekonomiye zarar vereceklermiş. Ya adamın zaten ha diye bir teknolojisi olsa emin ol İstanbul'u yıkar. Hem de başından aşağı yıkar. Bu kadar cehalet artık yeter ya. Yani 1509'da ya da 1766 yıllarında harp teknolojisi mi vardı? Şimdi başka bir profesör çıkmış dış kaynaklı. Efendim işte birinci deprem oldu da biz ikinciyi beklemiyorduk. Olabilir, mümkündür. Yani hayat zaten bize beklemediğimizi yaşatır. Şimdi de efendim İstanbul depremi 7-6 olacak. Ya İstanbul depremi arkadaşlar bakın 7 ve üzeri olma ihtimali çok yüksek. 7-7,5 arası bekleniyor. Bu fay şimdi
Bir kere de kırılırsa 7-6 da üretebilir. İki kere de kırılırsa bu sefer de 7-2'ye düşebilir. Oturup şimdi olumlama yapalım. İki kere de kırılsın diye. Ya da 50 sene sonra olsun. 50 sene sonra hiç olmazsa bu dinozorlar ölür giderler. Onların yerine gelenler belki bu kentsel mensel bir dönüşüm, bu hasarlı binaları yıkmak, yeniden bina yapmak, daha sağlam bir şeyler yapmamız lazım. İnsan tabii sağlam şeyler yapmayınca ne yapıyor? Korkuyor. Bakın bu feodal sistemde başladı. Kapitalist sistemde üretim biçimiyle alakalı, bunu birazcık anlatayım, korkularınız nereden geliyor? İnsan evladı olarak doğada yaşayan insan, ki feodal sistemde üretim ilişkileri tabii toprak üzerindendi. Biz şimdi ne yapıyorduk? Toprağa bir şey ekiyorduk. Doğru zamanda yağmuru bekliyorsun. Ya da yağmur fazla olduğunda bu sefer o da senin başına bela oluyor. Yani ayarında bir gökyüzüne ihtiyacın var. O yüzden de ne yapıyorsun? Hurafelere inanıyorsun. Yani o İskandinav ülkelerinde filan eskiden böyle çiftçiler ne yapıyorlar biliyor musunuz? Çok böyle şey yapsın. Senin gibi böyle yağmur duası da yapmıyor. Biliyorsun normalde dualar böyle gökyüzüne yapılır. Yağmur duasında eller aşağıdır. Çünkü bereketi aşağıdan bekliyorsun. Yukarıdan değil. Şimdi yazar gene dangalan bir. Hocam Rabbim her yerde şakağına yakın falan filan. Ne yapayım yani? Gökyüzünü açıyorsun ellerini. Sen gene şakağını aç. Nereye açıyorsan aç. Ne yapıyor İskandinav işçiler, çiftçiler? Tarlalarda sevişiyorlar. Bir de oraya buraya affedersiniz attırıyorlar ki bereket olsun. Halbuki Tevrat da diyor ki oraya buraya attırmayın diyor. Günahtır. Öyle ya, var ya bizde de Cenab-ı Hak sen işte bastığın yerde ot bitmiyor filan. Şimdi insanlar tabii istedikleri şeylere inanmakta serbestler. Kapitalist sistemde şöyle bir şey oldu. Özellikle 1850'li yıllarda sanayi devrimiyle başladı. Mühendislik tabii gelişince ne oldu arkadaş? Çok basit bir şey oldu. Adam çelik konstrüksiyon fabrika yaptı. İçine de üretim bandını koydu. Pazarda hazır zaten. Sen burada iki gün kar yağsa okulları bile tatil ediyorsun. Git bak kuzeyde millet karın altında yaşıyor. Üretmeye devam ediyor. Çünkü adam en azından tabiatla nasıl savaşacağını öğrenmiş ya. Yani bir Japon öğrenmiş bunu, bir Kanadalı öğrenmiş bunu, Amerikalı öğrenmiş bunu, Japon öğrenmiş bunu. İşini hurafelere bırakmıyor. Sen yine hurafelerle takıl. Matematik ve fizik derslerini lise düzeylerinde bile almamış insanların kalkıp böyle hani yok o teknoloji bu teknoloji. Yani komik oluyorsunuz onu söyleyeyim. Yani birazcık ilimden bilimden nasibini almış insanlar size gülüyor. Yani koskoca hocayı bile orada yok kendi bokunu yiyen hoca. Kendi bokunu yiyen derken kimden bahsettiğimi anladınız herhalde. Yani İTÜ'den profesör. İsim vermiyorum. Ben hiçbir zaman isim vermeden farkındaysanız konuşuyorum. O kendi bokunu yiyor da sen kimin bokunu yiyorsun? Asıl soru bu yani. Test yapmış. Allah Allah. Eskiden gaiteye bakınca her şeyi anlıyordu iyi doktor. Öyle MR memar filan istemiyorlardı ultrason. Neyse sen öyle takıl ama terbiyesizlik yapıyorsun sosyal medyada. Senden eğitimli insanları ciddiye alma istersen hiçbir şey değiştirmez. O anca elindeki telefonla oluyor. Normalde senin CV'nin boş böyle CV diye bir şey var. Gidiyorsun bir şirkete şirket sana get the fuck out of here diyor. Anladın? Bir de bir saatin var bir ücretin var. Herkesin kapitalist sistemde CV'sine mütekabil bir fiyatı var. O fiyat da senin sabahtan akşama kadar çalışıp belirlendiğin fiyatın. Sen bu egoyla, bu zavallı egonla tamam. Anca ona buna hakaret edersin. Ama insanlar tabii normal hayatta seni izliyor geçiyor. Sen ona anca dijitalde hakaret edersin. Normal hayatta aynı masada oturamazsın, konuşamazsın. Öyle bir lüksün yok zaten. O yüzden de bazıları hocam ya onu bunu aşağılıyorsun. Ben onu bunu aşağılayanları aşağılıyorum. Sapla samanı karıştırmayın. Terbiyeli olun artık. Yani bunu en azından çoluğunuz, çocuğunuz, torunlarınız için yapın. Bu okumuş da ne olmuş? Yok okumuş adam olamamış. Yok okumamış ama kendini geliştirmiş filan. Yok alaylı, yok mektepli filan. Bırakın bu kavgaları artık ya. Ya bunun hiç kimseye bir faydası olmaz. Anca işte kendiniz gibi lise mezunlarını sevindirirsiniz. Bulursunuz 1 milyon lise mezunu, bir tane lise mezununu zengin eder. Ona güç bahşeder. Onun üzerinden el bilmem neyle gerdeğe girer. Bilmiyorum ki. Ne işine yarıyor?
Yani sen bu inadın yüzünden çoluğunun, çocuğunun, işte torununun filan. Çocuğun istikbalini kaydırdın zaten de, hani 90'lı 2000'leri neredeyse kaydırdın. Sırada herhalde şey var. Doğmamış bebekleri filan da kaydırmaya çalışıyorsun. Bu kadar hırslısın çünkü. Bu kadar eziksin sen. Evet. Yeterince ayar verdik. Evet, arkadaşın fikrini de beğendim. İleride parti kurarsak adını Ayar Partisi kuruyoruz. Ayarı kaçtı çünkü bu ülkenin. Ben de Ayar Partisi Genel Başkanı. Halit Ayarcı vardı şeyde. Saatleri ayarlama üstünde. Onun gibi. Ayar çekeceğim. Evet, zembereğinden boşanmış çünkü bazıları. Zembereğinden boşalma. Dikkat et. Evet, zıvanadan çıkmışsınız. Ne olacaksın Kuzey Düğüm? Ne olacaksın Kuzey Düğüm? Kovaya gidiyorsun. Ne yapman lazım? Aslanını biraz unutman lazım. Artık aslan değilsin. Artık bir aslan değilsin. Ama tabii aslan güneyi unut anlamına gelmiyor bu. Çünkü aslanla geçmiş yaşamda ciddi anlamda tabii egonu ne yaptı? Yaşam taltiflendirdi. Seni onore etti. Lakin bu hayatta kovaya gidiyor olmak demek, topluma karışmak demek. Topluma karışmak da boğucu bir şey. Açık konuşmak lazım. Neden boğucu bir şey? Bir damla gibisin. Toplumda bir deniz gibi. Kalabalık. İçlerine giriyorsun. Kimse seni tanımıyor, etmiyor tabii. Rahatsız oluyorsun. Burada tabii alçak gönüllü olmayı öğreniyorsun. Alçak gönüllü olmayı öğreniyorsun. İtibar ve övgüye alışıksın. Ama bu sahne spotları tabii sende eşitlik duygusunu kaybetmene sebebiyet verdi. Ha, bakmıştık geçenlerde. Evet. Haluk Levent de öyleymiş. Ay kovada. Dedim yani. Güneş değil. Yani çocukta bir kovalık var. Eskiden sahneden kazanan bir insandı. Artık başka bir yerde. Yani kendine döndürdüğü dikkati ne yapmış oldu? Daha toplumsal bir alana kaydırmış oldu. Ahbap zaten. Arkadaş, dost gibi filan. Var ya bizim sanatçılar da böyle çıkarlar filan. Çünkü bizim 5. ev tabii Türkiye'nin stelyumlu. Yani bu ülkede zaten egolar şelale. Hepimizin egosu muhteşem zaten. Sizin sevginizle buradayım falan filan. Tabii kendisi Boğaz'da villada yaşıyor. Geziyor Mercedes'le, Tiffany'den giyiniyor filan böyle. She got a Mercedes Benz filan diyor şeyde. Hotel California şarkısında aynen onun gibi. Sen de halk otobüsüne binmişsin böyle kırmızı ışıkta. Arada da ama şey böyle yakalanınca şey yapıyorlar. Ya bir resim çektirelim filan işte böyle bir iki çektiriyor mektiriyor filan. Ey yavrum ey. Ha işte bu. Kovalaşmak. Zaten kova çağındayız. 20 seneyi geçti. Herkes bundan nasibini aldı. Elinde makinesi olan, sosyal medyada hesap açan ünlü zaten. Allah rızası için bir takipçi. Allah rızası için bir takipçi. Allah rızası için. Hatta takipçileri olsun diye birilerini takibi alıyorlar mecbur. Aslında takip etmiyor. Takip ediyormuş gibi yapıyor ki takipçi gelsin bile. Bana kızıyor bazılar. Hocam niye hiç kimseyi takip etmiyorsunuz? Arkadaş biz burayı takipçi için açmadık. Biz burada ne yapalım dedik? İnsanlara bir bilinç verelim dedik. Vay bak ben de ne güzel salladım. Ayım aslan da ya ben de 6. evden kapmışım olayı ya. Sizden öğreniyorum ben de abi mütevazı olmayı. Neyse artık. Bu arada yalan söylüyorum. Ha, hiç mütevazı falan değilim. Ciddiye bittiye de almıyorum onu söyleyeyim. Ben bu ısrarımı da devam edeceğim. Bu kalantekiyim ben. Evet. Hey, aslan yeteneklerini tabii unutmak. Aslında unutmadın tabii orada bir yerde ama açığa çıkartamıyorsun. Bu tabii böyle bir beklentiyle toplumun içine girersen, toplumda sana bu beklentini sunmazsa orada tabii ne olursun? İncinirsin. Ego incinince tabii iyi olmuyor. Haliyle de ne yapıyorsun? Bazen kendini yalnızlaştırabiliyorsun. Aynen Yahya Kemal'in şiirindeki gibi. Ülfet belalı şey, uzdetse sıkıntılı diyor ya. Şimdi uzdet ne demek? İnzivaya çekilmek, yalnızlaşmak, ülfetse sosyalleşmek demek. Genelde bizim toplumda öyle oluyor. Yaş ilerledikçe filan artık tabii umutlar da gidiyor. İşte ailemizde büyüklerimiz de var ya işte emekli olmuş artık filan.
Umudu kesmiş. Burası böyle bir ülke. Önce doğduğunda sana böyle küçük prens, prenses masalları filan anlatırlar. Onlarla büyütürler seni. Kıymetini bil. Zaten çocuklukta bunu bir süre yaşıyorsun. Sonra tabii belli bir yaşa gelince de bir bakıyorsun ne prensmişsin ne prensesmişsin. Bu hayalleri gerçekleştiren oluyor tabii birkaç kişi. Onlara da bakıyorum, son onların da sonu iyi olmuyor. Ya bu coğrafyada böyle bir şey var. Burada tabii diğer kam olmak. Diğer kam kelimesini tabii bilmezler. Kolay kolay herkesin bildiği bir kelime değil. Diğer kam sencil demek. Sencil diye bir kelime de yok. Onu da ben uyduruyorum zaten. Bencil var. Egoist var ama diğer kam kelimesi, yani kişinin bencil olmaması durumu, Türkçenin bence en büyük sorunlarından bir tanesi de bu zaten. Yani bencil diye bir kelimem var ama mesela öbürüsü yok. Hani fedakar diyorsun da tam değil o. Fedakar da acayip bir kelime zaten. Feda artı kar. Yani kara geçmek için feda etme pozisyonu. Bu şimdi şey dağıtan arkadaşlar işte. Büyük yardımseverler falan. Ulan onlar %20 vergiden düşüyor. Dingil. Sen zaten o vergiyi devlete vereceksin. Tamam mı? Hazır devlete vermeyeyim. Bari gittiği yer belli olsun. Bir de toplum beni görsün ayağına. Hey yavrum hey. Yani sencil olmaktan bahsediyoruz burada. Aslan güney düğümüne işte kovaya gidiyorsun. Sencil olacaksın. Başkalarını düşüneceksin. Ama bunu nasıl yapacaksın? Şimdi bak burası çok önemli. Burası yine şokomelli. Yukarıdakinin kanması lazım. Evrenin kanması lazım. Rabbimiz biliyorsunuz hepimizin kalbini 1000 kere okuyor, 1 kere veriyor. Burada tabii toplumsal olana, yani kendinden daha üst bir davaya hizmet etmen icap ediyor. Ama günümüz dünyasında bu biraz tabii zorlaştı. Herkes türbini oynuyor. Kova çağının böyle olacağı belliydi. Söylemiştik. Kova çağı ne zaman dürüst olacak biliyorsunuz mu arkadaşlar? Böyle sene 2100-2150. Biz tabii o zaman olmayacağız. Böyle distopik bilim kurgulardaki gibi her şeyi robotlar ve yapay zekalar yönetecek. Onların tabii belirli formatları olacak. Şimdi bazıları diyecek ki hocam bunu mu savunuyorsun? Evet arkadaş ya. Yani sen ATM'ye şifreyi doğru girdiğin sürece tamam mı? ATM seni kandırmıyor abi. 1000 lira mı verecek? 1000 lira veriyor. Vezneden alırken ya da tırnakçı bakıyorsun sana eksik veriyor, sonra yap kavganı filan. Makineler daha makul varlıklar. Ve Uranüs olduğu için bu çağ makinelerin çağı olacak. O yüzden kuzey düğümü kovalan insanlar tamam lise ve altı eğitimliyse astrolog olsunlar. Çünkü nasıl olsa ülkede lise ve altı eğitimlere işte programlar açmışlar. Hocaların kendileri de zaten öyle. Gidin astroloji diploması alın. Yani sertifikası pardon tırnak içinde. Yok değilse çocuk, daha zeki bir çocuksa onu şey yapın. Yani ne denir ona? İşte yazılım mühendisi olsun, bilgisayar mühendisi olsun. Orduya girsin, hava kuvvetlerine jet uçursun. Topkan'daki gibi böyle Tom Cruise'un filan. Tom Cruise ikizler miydi yoksa ya? Ona hep böyle uçan muçan filan şeyler veriyorlar. Olabilir, bakmak lazım. Uzay ilimleri, bilimleri, meteoroloji filan. Daha böyle NASA filan. Ha parlak bir zekerse değilse de olabilir. Dediğim gibi. Üfürükçü tüfürükçü de olur, onu söyleyeyim. Şimdi üflüyorsun ya, üf yapıyorsun. Üf, üf. Onda da şifa veriyorsun filan. Fakat bunu çok sürdüremeyeceğiz, onu söyleyeyim. Yani yakında bir video çekeceğim. Herhalde bu hafta sonu çekerim. Plüton Kova geçişini çekeceğim. Arkadaşlar Plüton Kova'ya girdiği anda akrep olduğumuz için dispozitörümüz tabii Plüton bizim. Ve açılan 90'lık yapacak. Astrolojideki en sert, en zorlu açıdır açılan 90'lık. Diyeceksiniz ki niye? Koçtan yengeçe bir açı düşünün. Aralarında kare var. Ve biri ateş, biri su. Öyle düşünün. Tabi burada suyla hava pozisyonu var. Lakin fark etmez. İlk köşeyi dönüş. İlk köşeyi dönüşte ciddi anlamda bir değişim olur. Yıkılarak olur. Bunu mesela en basitinden hayatınızda Satürn pozisyonlarında görebilirsiniz. Mesela
Bir koç burcu için Satürn'ün yengeçten geçtiği zamanı hatırlayın. Ya da bir boğa için Satürn'ün aslandan geçtiği. Ya da Satürn şu an kovada. Akrepler kendi hayatlarından bir baksınlar. Satürn kovadan geçerken ne yapmış akrebe? Heh. Şimdi burada ya da bu ülkeye ne yaptı son 3 yılda özellikle? İyi bakarsanız görürsünüz. Bilemiyorum. Yani 6-7 lira içtiğiniz sütü artık 30 liraya falan böyle yukarı doğru. Ne bileyim işte etin kilosu diyelim ki 100 liraydı 300 lira oldu. Nitelikli etten bahsediyoruz. Kıyma diyelim ki 60-70 liraydı al sana 200 küsür. Tamam. Yani bunu anladınız herhalde ne dediğimi. Bir de bunun Plüto karesini düşünün ki 20 sene sürecek. Tam 2043'e kadar Mart'ın 24'ünde de başlıyor. El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. Yani burada değişime adapte olanlar hayatta kalacaklar, diğerleri kalamayacaklar. Ha, ekonomik seçilim diyeyim buna, global seçilim diyeyim, küresel seçilim diyeyim. Hayat değişiyor. Bazı deli divaneler hala değişmiyor. Hala insanlar üfürüp tükürük satıyorlar. Biz burada derdimiz bu hurafe Uranüs'ümüzü ki balık Uranüs diyoruz ya. Kova çağında son 20 senedir özellikle ülkeden oldu. Astroloji iyice prim yaptı. Ben insanlar tabi buradan bazıları yazıyor hocam ya ders anlatıyorsunuz umuma açık herkese astrolog mu yapacaksınız diye. Ne yapayım? Çağırayım sizi sınıf uydurayım. 3-4 sene paranızı alayım. Ondan sonra size bir tane kağıt parçası vereyim. Bilmem ne ekolünün bilmem nesi falan filan diye. Bir de kendine de ekol mekol. Ya sen kimsin ki kendine ekol ismini veriyorsun ya. Diyorum ya bizim kapıcıya. Zile basıyor Bayram Usta diyor. Adam kendine usta diyor ya. O da kendine ekol mekol filan diye uydurmuş bir şey. İnsanlar sana bir şey söyleyecekler. Sen kendine bunu atfetmeyeceksin. Tamam. Tarih nasıl olsa bir gün bundan 10 sene, 20, 30, 40, 50 sene sonra bakacak. Herkesin gerçek değerini verecek. Ama yani dediğim gibi Plüton'a dikkat edelim. Burada tabii özellikle insancıl bir dava bulma noktasında. Kuzey Kova'ya devam ediyorum. Kendi egosunun daha üstünde bir şeyin peşine gitmek. Yani bu bir inanç, ideoloji. İşte diyorum ya bir yardım kuruluşu, bir cemiyet, bir cemaat. Tabii herkesin tabii böyle bir iddiası var ama bir sürü cemaatin kuruluşuna evi bakıyorsunuz işte yıkıldılar gittiler yani. Cumhuriyet kurulduktan sonra bu ülkede biz kimleri gördük? Kimler geldi, kimler geçti? Değil mi? Kimler geldi? Hayatımdan kimler geçti? Evet, Aslan Kova birbirine zıtlıkmış gibi düşünün. Burada Güneş'le Uranüs'ün arasında tabii feleğin çemberinde tipik bir karşıtlık var. Bu şu anlama geliyor. Uranüs Güneş'e yani bizim bireysel egomuza diyor ki yıkarım diyor. Yıkarım. İşte bu aslında Güneş Uranüs karşıtlığının Türkçedeki tabirine şeriatın kestiği parmak acımaz. Acır tabii ama kim umursar? İşte burada toplumsal geri bildirim ihtiyacı. Yani sen topluma bir cemaate bir cemiyete girdiğinde yani bir el sıkışıyorsun bir selamun aleyküm diyor. İnsanlar da sana ne yapıyor? İşte bir şekilde tepki gösteriyor. İşte bu tepkiyi, o geri bildirimi iyi almak, onu filtre etmek, iyi analiz etmek ve bunu kullanmak. Bunu tabii bu ülkede en iyi siyasetçiler kullanıyor. Tabii herkesin kendi türbünü var. Böyle Galatasaray türbünü, Beşiktaş türbünü gibi filan. Bu arkadaşların tabii bir kısmını hani böyle Bulgaristan sınırından filan atsak ülkeden McDonald's'da falan onlara süpürgecilik falan vermezler. Onu söyleyeyim. Bu o kişilerin suçu değil üstelik. Onu da söyleyeyim. O onları o şekilde besleyen, goygoy yapan toplumun suçu. Çünkü toplumun da bir kolektif düzeyi var. Bunun da Türkçe'de güzel bir karşılığı var, tabiri var. Mürşit uçmaz, müritleri uçurur. Ne mürşitler gördük bu ülkede. Tabii hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Ama sen mürşit seçmişsin kendine. En az senin kadar hurafeci. Toplanmışsınız etrafına. Düşünebiliyor musunuz ya? Her şeyi görüyorlarmış. Astroloji kehanet, astroloji bir kehanet sanatı değildir arkadaşlar. Olasılıkları değerlendiririz. Bu olasılıklarda tabii hani nasıl 10 Eylül 1509 ya da 22 Mayıs 1766 depremlerinde İstanbul'un en önemli iki büyük depremi
son iki büyük depremi. İkisinde de yeni ay, dolunay, güneş tutulması, ay tutulması falan yok. Sallayıp sallayıp durmayın. Uranüs de öyle boğada moğada falan değil. O yüzden öyle olmuyor. Hatta Koç'ta birinde. Bu olasılıkları kalkıp da hani insanlara ikide bir, yani bu korku dağları nedir ya? Hashtag falan açılmış, yok Marmara 7-6 geliyor, o geliyor, bu geliyor. Yatın uyuyun ya. En fazla olacağı şey belli. Öleceğiz, gideceğiz yani. Lakin söyledik işte. Ya bakın, evleriniz depreme karşı dayanıklı mı, dayanıksız mı? Adam gibi kuruluştan gidin, çağırın, belge alın ya. Yani hane başına bir miktar para verilecek. O korkulu yaşama koşuna gidiyor demek ki. Sinemaya gideceğine değil mi? Bir de sinemaya gidip para mı vereceksin? Burada ne güzel işte, para vermeyip korku yaşa. Sabaha kadar uyuma. Sağa dön, sola dön. Ama tabii ev sahipleri de istemiyordur. Binası sakat çıkar, sonra kıymeti düşer tabii kiranın. Onlar da az şey değil ha. Evet. Ne yapacaksın? Herkes böyle. Burada önceki yaşamda sanat, edebiyat ya da sahneden kazanmak gibi yaratıcı bir takım kıymetli eserlere ve bilgilere eser yaratıcı olmuş olabilirsin. Burada tabii bunu artık topluma daha güzel sunman lazım. Neyse, Türkiye'de bu işi yapan adamlar var. İçi boş sapı var. 16'lık, 8'lik nota yok. İçi var, yok. İçi boş, vay. Sapı da yok, sapsız. İler tutar yanı yok hatta. Onlara bak, taktik kap orada. Bu konuda uzman çok yani. O yüzden bu konuda anlatmayacağım. VIP olmayın hepiniz böyle. Very important person da VIP şahıs. Önce ameyek yapacaksın. Kozmoza diyeceksin ki bak, ben ameyek yapıyorum. Ve bunu içten yapacaksın ha. Bunu mecburiyetten falan değil. Yani sen bir yere girdin, bir şirkete. Ya ben şimdi burada ameleyim ama elime bir fırsat geçsin, bak ben müdüre ne yapacağım falan. Öyle bir şey değil yani. Hakikaten böyle. Birisi orada yazmış ya. Burada çalışacağım, Amerika'da saat 15 dolara çalışırım. Ama Amerika'da saat 15 dolara çalışınca yine ameyek yapıyorsun. Hiç bilmiyoruz tabii Amerika, hiç haberimiz yok ya. Git Amerika'da çalış 15 dolara kardeşim. Biz burada sana çalışmak derken, sen bunu illa birinin yanına girip ücretli çalışmak anlıyorsun. Biz sana canı gönülden 6. evin, başak evinin anlamını yaşa. Çünkü aslandan sonra geliyor ya, orada bir bırak şu krallığı, ol mütevazılığı filan meselesinden bahsediyoruz. Bunu sen zaten yapmasan da fark etmez ki, yapmak zorundasın. Çünkü TC haritasında kuzey düğüm, başak, bu kadar basit. Hepimiz hayatımızın bir döneminde ciddi anlamda ama ilk yaptık. Şimdi 90'lar, 2000'ler bakıyor, adam gelmiş 50 yaşına, oturuyor bir koltukta. Diyor ki ben de oturma, oturursun sen. Tövbe estağfurullah. Öyle bir şey yok ya. Sizi kandırmışlar. Herkes ameyek yaptı hayatının bir döneminde. Bu ülkede sarayda yaşayan adam da en fazla işçilik yaptı. Onu konuşunca da yok efendim reisimi savun. Ben kimseyi savunmuyorum arkadaş. Ben objektif olarak bir şeylere bakıyorum. Ortaya koyuyorum. Aksini iddia ediyorsan buyur et. Ne yapmış? Özel kolej mi okumuş? Benim mi haberim yok? Babası milyarder miymiş? Evet. Gerçekleri söyleyelim. Yani tamam, benim de tabii tercihlerim var. Benim de sevdiğim insanlar var, sevmediğim insanlar var. Ama bu diyorum ya size. Yani size bir magazin astrolojisi çakmışlar. Hayatına giren kişi hangi burçtansa o sana bir faydası olmuşsa o burcu seviyorsun, zarar olmuşsa sevmiyorsun. Böyle bir şey değil bu. Twitter'da o gün bir soru açtım. Hani yok işte en güçlü burç hangisi, en cesur burç hangisi ya da en iyisi en kötüsü. Kime göre, neye göre? Tabii onu soruyorum zaten. Senin haritana göre tabii ki. Çünkü sen kendi haritanda Mars'la sorumlusundur. Koç sevmezsin. Venüs'le sorumlusundur. Boğa'yla ya da teraziyle problem yaşıyorsundur. Merkür sorunun vardır. İkizler ya da Başak meselelerinde sorun yaşarsın. Yani Merkür'le sen daha okuma yazma bilmiyorsundur. Ondan sonra 6. yani başak işi yapacaksın. Gidip birinden iş istiyorsun. Ya okuma yazman yoksa kim sana iş verecek kardeş? Ya 3. ev diyelim ki sertifika yeri filan, işte ehliyet mehliyet ya da işte astroloji kursu. Abi orada da zaten sana bir okuma yazman lazım değil mi yani? Bir Merkür bir şey var yani gene. Ya da aile sorunun vardır. Haritada anneyle sorun yaşarsın. Yani bulunduğu burç
Bak bulunduğu burç olabilir, bulunduğu ev olabilir sorumlu. Hatta evi muhteşemdir, iyi evde olsun. Diyelim ki Ay Boğa'da, en güzel yerinde, yücelmiş. Mars'ta ne olsun, ona bir kare atsın. Nereden atsın? Aslan burcundan. Al sana o kareden ötürü Ay Mars çatışması. E o da anneyle seni çatıştırır ister istemez. Ha, sorun sadece Ay ve anneyle çatışmak değil işte. Orada hayatına gelen yengeçle de çatışabilirsin. Çünkü yengeç Ay tarafından yönetiliyor. O yüzden de bir gezegenle sorunumuz varsa o gezegenle daha fazla haşir neşir olan kişiyi bir şekilde hayatında tutacaksın, öğreneceksin ondan. Sen onu atmam şeye benziyorsun, haylaz çocuklara onu yemem bunu yemem. Ergen misin sen? Önüne ne konduysa ye. Evren amca sana mı soracak ne yiyip ne yemeyeceğini? Yeme, aç kalırsın, kötü beslenirsin. Karnın doyar ama kötü beslenirsin. Milletin derdi karnını doyurmak. Beslemeyi öğrenin kendinizi. Yani kafanı beynini de dolduruyorsun. Obez bilgilerle hiçbir işe yaramıyor. O beslemez o zihni. Onlar yanlış bilgiler. İnternette var zaten. Umuma açık. Lüzumsuz, gereksiz. Oradan da sormuşlar. İşte bazı el yazmaları. İşte bir takım yok. Babil'in astrolojisi filan. Berna da bunları bana iletiyor. Yok kursunu açmışlar. Çağırıp öğretiyor. Yalan kardeşim bunların hepsi. Hiç kimsenin hiçbir halt filan bildiği yok. Ben Plüton zaten 1930'larda bulundu. Yemişim ben Babillileri. Şimdi Babillilere de laf ettirmeyin bana. Zamanında tabii yasaları var. Hammurabi kanunu. Bir bina çöktüyse ne oluyor abi? O binayı yapan ustayı ne yapıyorsun? Öldürüyorsun, katlediyorsun. Hammurabi yasalarından biri. Ama şimdi tabii zaman değişiyor, devir değişiyor. Kaldı ki hani bizde bir eskicilik var. Yani 50 sene, 100 sene, 1000 sene ya da 5000 sene önceki insanın daha fazla bilgiye sahip olduğunu zannetme var. Ya adamın şu an en basit insanın elinde bir cep telefonu var. iPhone'u tutuyor, orada NASA program yapmış. Gökyüzündeki gezegenlerin yerlerini görüyorsunuz ya. Bu nasıl ilime bilime düşmanlıktır ya? Adam zaten kendin söylüyorsun işte. O kavimler. Yani böyle öyle bilgilere sahiplermiş gibi de böyle Atlantisler falan. Hiç konuşmuyorlar zaten. Beyin dalgasıyla böyle. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Sonra Batık Muğ kıtası. Vardı ya bu Albay Churchwell. Onun çok güzel kitapları var. Eric von Daniken vardı. Tanrıların ayak izleri, tanrıların arabaları. Biz bunları okumadık mı zannediyorsun? Lan ben bunları ilkokulda, ortaokulda masal niyetini okuyordum. Sen onları alıyorsun şimdi ciddi ciddi okuyorsun ya. Nerede, niye çıkmıyor kazılarda bu cep telefonları, bilgisayarlar? Nereye gitmişler abi? Tas, çanak, işte uyduruktan tahta kaşık filan. Ne meraklısın ya? Ulan elimde olsa var ya dinozorlar, sizi 2023'ten alırım. Böyle milattan önce 500'e filan şutlarım, tamam mı? Arada da işte bir orta kulak iltihabı olursun. Kulağı bile açtıramazsın. Sağır olursun. İki gözlerin çapaklanır. Gözcü yok diye kör olursun. Katarak ameliyatı bile olamazsın. Dingil. Bu nedir ya? Tamam. Bir tarihçi edasıyla ya da işte ne bileyim ben. Değişiklik olsun diye oku. Oyalan. Masal iyidir. Ama kalkıp bunları gerçekmiş gibi de burada yazıyorsun millete. Yok işte. Onun el yazmaları. Ölü Deniz'e el yazmaları. Yok Mısır'ın bilmem işte. Ya kardeşim yok oldu gitti bu kavimler. Tamam. Çok biliyorlardı, yok olmasalardı o zaman. İki tane Portekizli İspanyol gemici geliyor. Ne Mayalar bırakıyor ne Aztekler bırakıyor. Onlar Amerika'ya da gidiyor. Yerli de bırakmıyor. Yok yerli bilgeliği filan. Bilge adamlar tabii. Apaçilerle Cherokee yerleri birbirine dalmışlar. Adam zaten öldürdüğünün bir de böyle kafatasını falan böyle üstünden alıyor böyle. Derisini merisini kurutup boynuna asıyor. Rütbe o da. Eskiden yıldız mıldız yok ya böyle. Albay da kenar halde. Bakayım şarjım ne alemde. Yine anti hurafe moduna geçtim. Kendine gel yavrum. Devam ediyoruz. Fikirleri tabii toplayıp başkalarına yaymakla alakalı bir şey bu.
Yani bu ikizlerde de vardır. On Air yayında diyorsunuz ya ikizler, kova. Sebebi de tabii bunun şeydir. Bir tanesi tabii Merkür, bir tanesi Uranüs. Uranüs zaten Merkür'ün üst oktavıdır. Böylelikle de bilgiyi yaymak. Yani bilgiyi toplamak, topluma yaymak ama toplumla eş güdümlü olarak bunu yapmak. Bunu nasıl yapabiliyoruz günümüz dünyasında? Mesela daha ikizler işiydi televizyonlar. Muhabirler vardı işte. Hala da var da hani yazar, konuşur, bir şey yapar filan. Ama şu an tabii kova çağında olduğumuz için bütün toplum artık bu imkana sahip. Cep telefonuyla çekiyor olayı, altına da bir şey yazıyor ve atıyor. Öyle olunca da tabii ne oluyor? At izi it izine bulaşıyor. Çünkü belirli bir eğitimi olmayan insanın da yaptığı bir şey bu. Özellikle ben her zaman ne söylüyorum? Bir evde ya da bir burçta o anlamları yakalamak, orada başarılı olmak istiyorsanız önceki burçlara bakın. Yani kovadan önce ne var? Oğlak. Ne o? Kariyer. Ama bak mesleki ciddi bir kariyer. Disipline edilmiş bir kariyer. Ya da bir öncekinde ne var? Dokuzuncu ev işte. Tabii yüksek eğitim. Öyle üçüncü ev, sertifika, astroloji okulu falan değil. Üniversiteden falan bahsediyorum. Rektörün, dekanın olduğu. O sebeple de 9'u ve 10'u tabii 9 ve 10 hallerisi var bizim toplumda. 11'i sevdik çünkü 11'de herkes bir şekilde kendisini ne yapıyor ifade ediyor. Ama 9'ları 10'ları yok. 9'un 10'un yoksa 11'in olamaz. Olurmuş gibi olur. Muş gibi olur. Sonra gelir işte 9'u 10'u olan birisi sana der ki kalk ben oturacağım orada. Ah. Tabii alemin tabii Rabbi biliyor. Senin ne yaptığını biliyor. İçini biliyor, dışını biliyor. Sen istediğin kadar sosyolojik makyaj yap. Böyle kamuflajla çık kitlenin karşısına. Birisi bak anne kral çıplak der. Donsuz donsuz. Evet. Don Carlone. Oğlum diyor dostuna yakın ol ama düşmanına daha yakın ol. Get closer your enemy. Ne diyor? Özgürleşmek diyor. Egoyu aşmak. Güneşle Uranüs'ün çatışması. Evet, Güneş tabii bütün gezegenleri kendi etrafında döndürdüğü için öyle. Burası Güneş sistemi. Güneş'in etkisi tabii çok yoğun olduğunda kişi yıldız şeyine sahip, karmasına sahip. Bizde de tabii Güneş akrep ama 5. ev herkes yıldız zaten. Ne yapıyor peki? Bu hayatta bunu bulamıyor. Çünkü bu hayatta kovaya gitmek zorunda. Güneş'i değil, Uranüs'ü daha iyi anlamak zorunda. Ha, Uranüs'ü anladığında o Güneş'le kazandığı şeyler ne yapabilir? Geri verilebilir tabii ki kişiye. Lakin önce kuzey düğümü doğru anlamak icap ediyor. Kuzey düğümü anladığımız zaman ve güney düğümün bizde var olan bilgisini kuzey düğümle birleştirdiğimiz zaman ne yapıyoruz? Adam oluyoruz. Çünkü güney ve kuzey düğümler her ne kadar birbirine karşıt da olsalar birbirini besleyen elementlere sahiptirler. Yani güneş, aslan, ateşken kova, Uranüs ne? Hava. Tabii havayla ateş birbirini besler. Aynı durumda düğümler boğa ve akrepse de toprak ve su olarak birbirini beslerler. O yüzden düğümler toprak ve sudur ya da ateş ve havadır. Bu bağlamda tabii ikisini sentezlemek ve tabii buradan ne yapmak? Ama önce söylüyorum, Güneş'ten vazgeçmek, Uranüs'ü tam olarak anlamak icap ediyor. Uranüs'ü tam olarak anlamak tabii içinde bulunduğu toplumla belirli noktalarda kontak kurmak demek. Fakat burada şöyle bir tehlike var. Kova çağı böyle bir şey getirdi. Şimdi senin diyelim ki kalitesiz bir cemaatin, örgütün ya da kalitesiz bir toplumun içindesin. Gittin Uganda'ya, girdin Agalulu, Gugululu kabilesinin içine. Bunlar ne yapıyorlarmış? Adamın geleneğinde var. Gelenek ne? İşte köyde bir salgın hastalık başladı. Köyün yetişkin erkekleri köyün
daha ergen bile olmayan erkek çocukların tuzağa çekip bunlara fiili livata yapmaları. Bak, o da hurafeci. Çocuğa tecavüz ediyor ki kötü ruh filan çıksın gitsin. Dingil. Yani böyle dingiller var. Sonra bu dingili senin emperyalist amca dediğin İngiliz gidip böyle o olmayan kafasına sıkınca diyorsun ki ya kardeşim yazık değil mi herife filan. Bilmiyorum. Şimdi burada ırkçılık yapmıyorum. Bunun Uganda ile Guganda ile alakası yok. Bu verilmiş basit bir örnektir. Tarihte 1 milyon örneği var. Açar bakarsınız. Gagalulu kabilesi, Gugululu bilmem kimi şefi gitmişse gitmiştir abicim. Ne yapacaksın? Evrenin bir tane şefi var. O da Allah Celle Celaluhu. O gün demiş birisi Allah Cece niye diyorsun? Kısaltma yapmışım. Sen kardeş, benim burada anlatmaya çalıştığımı iyi anla, oraya buraya çekme. Sana bir kafa atarım. Biliyorsun böyle koçlar kafa atar ya böyle toz atarlar filan. Böyle bir şey yok. Ben burada çok basit bir şey anlatıyorum. Sen evrenin bir sahibi olduğuna inanmayabilirsin. Olabilir, ateistsindir. Benim buna da saygım var. Ama bu gezegenler ki ben Kovaçağı ve Astroloji kitabında da anlattım. Neticede sen de bir yıldız tozusun. Bu gezegene aitsin. Dünyaya ait değilsen de başka bir gezegene aitsin. Bir yerden geldin ama yani. Yani ayakların bir yere basıyordu herhalde. Ve bir şeyin parçasısın her halükarda. Burada tabii her iki durumda da bir tesadüf yok. Bir tesadüf yok. Orası açık. Burada meselemiz sen egonu öldüreyim derken ahlaksızlaştın. Bütün mesele bu. Yani toplumun içine gireyim, şirin gözükeyim diye. Güneşi ne yaptın? Egoyu ihmal ettin. Bakın bu da bir ahlaksızlıktır. Onu söyleyeyim. Bu tuzağa da en fazla terazi ve kova burçları gelir. Diyeceksiniz ki niye? Çünkü güneş baba ile alakalıdır. Egodur ve kişinin benliğiyle alakalıdır. Güneşin koçta olması demek, yücelmiş olması demek. Direkt karşısında ise debilitidir. Ölür gider terazide. Aynı şekilde aslanda da güçlüdür güneş, kovada yamulur. O yüzden de kova ve teraziler özellikle dikkat edecekler. Terazi bunu evlilik ya da ortaklık ilişkilerinde ne yapıyor? Karşısındaki kişiye tabi olayım, onunla kaynak yapayım filan derken, bu özellikle eş ilişkilerinde oluyor bu ülkede. Ne yapıyorlar? Zaman içerisinde kişiliksizleşiyorlar. İşte bu ilişkideki güneşin geberdiği yer olan terazileşmedir. Bu evliliklerde ve ortaklıklarda sık görülüyor. Farkındaysan. Ha, şimdi bir de kova çağında bunu yaşıyoruz biz. Güneş ego, saldırın daldırın aslanlara, efendim egolular şöyle böyleler. Kovada da güneş geberiyor. O yüzden kova gelip bana hava atmayacak. Bir kere senin güneşin geberik. O baştan bir koyalım. Bu astrolojinin kuralı kardeşim. Bak bu astrolojinin kuralı. Yani Mars Oğlak'ta yücelmişse yücelmiştir. Jüpiter gidip Yengeç'te yücelmişse yücelmiştir. Yay yöneticisi Jüpiter'in sen, Jüpiter ikizlere düştüğü durumda, eğitim konusunda ya da dil öğrenme konusunda ciddi anlamda sorunlar yaşıyorsan bu Jüpiter'in orada gebermiş olmasıyla alakalı. Ha, bu güçlendirilemez mi? Güçlendirilir. Bu halledilebilir bir sorun mudur? Ben şuna inanırım. İnsan tabii azim gösterdiğinde, çalıştığında ne yapabilir? Birçok meseleyi halledebilir. Ama bazı meseleler vardı ki halledemezsin. Yani senin öyle kalkıp ya ben insanım, iradem var. Her şey irade meselesi değildir. Cinsiyetini de değiştiremezsin, göz rengini de değiştiremezsin kardeşim. Boyun bir 50 ise ben gidip NBA'de futbolcu olacağım. Doğuştan körsen ya da sağırsan gidip ben büyük müzisyen olacağım, ressam olacağım diyemezsin. IQ'un senin yüzün altındaysa gidip tıp ya da mühendislik okuyamazsın. Bu kadar kardeşim. Bu kadar. Yani bunu kabul edeceksin ya. Kuş musun sen? Kanadın yok. Oradan bir tanesi gene ekşi sözlüğe yazmış. Yok hocam kadınlara saldırıyor. Ha, ataerkilliğin yıkılması lazımmış. Ya neden bahsediyorsun sen, anlamadım ki. Git o zaman Göçük'te çalış maden işçileri gibi. Var mı orada bir tane kadın madenci? Bunu söylemek kadınları aşağılamak değil ki. Ya zaten kadın erkek diye bir şey yok. Hepimizin bir ruhu var, tamam mı? Şimdi ben bu bedenin içine girmişim. Bu bedende adım Yücel. Ben bir erkek bedenine sahibim. Sen de Ayşe misin, teyze, Fatma mısın, nesin? Tamam mı? Bir bedenin içindesin ya. Dişi bir bedenin var.
Nedir bu ya? Herkes birbirine bir rekabet, bir kavga. Ya bunu sana kim öğretti? Kimler öğretti bunu sana? Ya ben o hayretler içerisindeyim ya. Tutturmuşlar bir ataerkil filan. Ataerkil, anaerkil diye bir şey yok. Patriarkal sistem yok. İşte Amazonlar zamanında. Ya Amazon dediğin senin okuyayı atabilsin diye memesini kesiyor. Sen neden bahsediyorsun? Ve erkeklerle döllenme mevsimleri haricinde bir araya gelmiyorlar. Herif öldürüyor zaten. Senin anlayamadığın bir şey var. Nedir ya bu erkek düşmanlığı? Anladık, belli. Hayatına giren adamlar seni incitmiş. Baban sevmemiş, sevgisizdi. Belki tokatladı seni. Kocanı da beğenmedin. Hayatına giren erkek arkadaşların da seni lime lime etti. Pinçik pinçik yaptı. Sen buradan yola çıkarak bana niye saldırıyorsun onu anlamadım. Artise bak ya. Başımıza bir de bunlar çıktı. Ben kuş musun sen? Var mı senin kanadın? Uçabilir misin? Uçamazsın. Ben şimdi niye kuşa dayılanayım ki? Onun kanadı var arkadaş. Benim yok. Evren, doğa, buna doğa yasaları denir. Doğa yasaları sana bir şey verir, onu yaparsın. Onun haline hiçbir şey yapamazsın. Yapamazsın. Ha, son 50 senedir ben tabii ki istiyorum ki kadınlar da bunu 50 kere 100 kere söyledim. Dilimde tüy bitti, orman bitti. Buradaki mesele şu. Sen çok erilleşirsen böyle yalnız kalırsın. Ya da bik adam bulursun kendine. Bu bir eşleşmedir. Ha bunu sen Tanrı yapıyor de, evren yapıyor de, amino asit zincirlerinden geldik buraya. Ya ben başka bir organım var, senin başka bir organın var. Mesele bu kadar basit yani. Ve bu hayatta bir şeye tekabül eder. Bu kadar. Yani belli biyoloji okumamışsın. Darwin'den haberin yok. Anlatsam evrim teorisi yalan dersin. Ona yalan diyen Tevrat'tan, Kur'an'dan bahsetsem bu sefer ona gerici dersin. Y kromozomun yok. XX. Yok senin Y kromozomun. Y kromozomu kısalıyormuş. Kısalıyor belli. Totoş herifler çıktı. Şimdi sen gideceksin o totoş heriflerden birini alacaksın, ona bakacaksın. Madem çok istiyorsun böyle şeyleri. Yap işte. Totoş da bir oğlun olsun. Mıymıntı filan. Bak ne güzel beddua ettim. Başkasında güzel totoş adam. Kuaför olunca böyle var ya böyle. Hoşuna gidiyor değil mi? Aynı evladı oğlanı sana vereyim de sonra hayır olmaz. Niye? Başkasında sevdiğini kendinde de sevmeyi unutma, tamam mı? Aristo'nun etikasından ahlak böyle bir şey. Senin başına gelsin önce. Ondan sonra kalk savun. Bırakın bu işleri. Buraya gelip de bana hikaye anlatmayın, tamam mı? Bu hikayeleri kimse satın almaz. Erkek erkek gibi olur, kadın kadın gibi olur, kedi kedi gibi olur, köpek köpek gibi olur. Ama sen kedini köpeğini de mahvettin. Kedin kediye, köpeğin de köpeğe benzemiyor, onu sana söyleyeyim. Doğaya, evrene ve yasalarına bu kadar hakaret edilmez. Bunun hesabı sorulur. Ben sana bir gün Mahabharata destanından buna ilişkin bir hikaye de anlatacağım. Şu an vaktim yok. Dünyanın en uzun destanıdır. İçinde bu Havat Kıta da var. Kutlu Ezgi. Sen... Gidiyordum, biz dönüyorduk. Sen gideceksin, kendi sikletinde insanlara satacaksın. Benim üzerimden şöhret arama. Evet, özgürleşmek için ne yapıyorsun? Güneş Uranüs çatışma. Ama burada dediğim gibi, güneşi çok gebertirsen de çamur olursun. Gidersin bir topluma uymaya çalışırsın. O zaman da medya şebeği olursun. Anladın? Medya şebeği. Bak, ülkem şebek kaynıyor. Topluma uyuyayım falan derken, o toplum seni alır, uzaklara götürür. Kendinden uzağa bir yere düşersin. Aa bir bakarsın ki Pavlov'un koşullanmış itine dönmüşsün. Biliyorsun değil mi Pavlov'un köpeğini? Pavlov'un köpeği olsan iyi gene. Pavlov önemli bir bilim adamıydı. Sen bir bakmışsın salak bir cemaatin köpeği olmuşsun. Evet. Yani neymiş burada? Kendi egonu aşarken bunu başkanına da öğretmek zorundasın. Burası da çok önemli. Burası hatta Nutellalı. Konfüçyüs ne diyor? En iyi öğrenme yolu diyor. Öğrenmekten geçer diyor. Öğrenme yolu öğretmekten geçer. Bunu öğretmenler bilirler. Aslında sen kendinden ya eve kedi al istersen boş ver çocuğum ucu. Daha değersiz beyinsiz bir hayvan al. Değersiz beyinsiz dedim diye şimdi hayvan severler de kızacak. Utandım şimdi. Berna kes bu kız. Montajla. Şimdi yok yok montaj, dublaj bu. Ben söylemiyorum. Şimdi ondan bile bir şey öğreniyorsun.
Öğretiyor çünkü. Bu böyledir. Bir şey objedir, ondan da öğrenirsin. Niye müze geziyorsun o zaman? Bak, sesi yok, sedası yok, IQ'su yok. Canlı bile değil. Bakıyorsun, öğreniyorsun. Şimdi burada neyi öğreniyorsun? Bir şeyi şimdi öğretirken öğreniyorsun. Tamam, bilgilerim var, aslandan geldin, işte aslansın, kaplansın. Lakin toplumun içinde o bilgileri test etmen gerekiyor ve çünkü sen önceki yaşamında o bilgiye haizsin, lakin toplum sürekli değişiyor. Değiştiği için de yeni toplumsal kurallara, o yeni değişime uygun bir ego gerekiyor. Öğretiyorsun, öğreniyorsun, öğretiyorsun, öğreniyorsun. Yani insanları gözlemliyorsun, tepkilerine bakıyorsun, sonra da toplayıp satıyorsun. İşte bunu herkes yapıyor zaten. Buranın sosyal medya üzerinden zaten herkes bilgi satıyor. Gelmiş benim kanalımda bilgi satıyor. Ya satarım, ben satarım, ustam ölmüş ben satarım. Ulan ustandan aldığın ustana satma. 2 kilo bilmem neyle biliyorsun, 10 kilo bilmem neyin. Çok argo oldu be. Berna bunu da çıkar. Lan ben argonun kitabını yazdım zaten. Salatalık. Yer demedim bak, kibar olsun diye salatalık dedim. Evet. Kabul görmeyen fikirlerden ne yapıyorsun? Hemen kurtuluyorsun. Sabit burç olduğun için. Kova aslan çünkü sabitler. Israr edebiliyorsun. Israr etmeyeceksin abicim. Fikri satmaya kalkacaksın. Baktın olmadı. Başka fikir satacaksın. Tornistan yapacaksın. Ülkede bir sürü tornistan var, görüyorsunuz işte. Sabah ayrı konuşuyorlar, akşam ayrı. Ama yaşam bumerang gibi tabii, böyle atıyorsun. Geliyor, sen şimdi atıyorsun ya böyle. Arkanı dönüp giderken gelip ensene ne yapabilir? Saplanabilir. Burada tabii sanat sanat içindir olayı bitti artık yani. Bitti. Sanat artık toplum için. Toplumun satın almadığı hiçbir şeyi satamazsın artık. Kova çağındasın çünkü. Toplumdan onay lazım. Ama hangi toplum, neye göre, kime göre onu bilemem. Toplum. Bu toplum şu an ortadan böyle sanki ikiye ayrıldı. Belki ikiye ayrılmış yerler de böyle ayrı ayrı üçe beşe ayrıldı. Herkes işte kendi komünitesini yaratmış. Evet. Community College kuralım bir tane. İleride ben kendimi rektör ilan edeyim. Berna'yı da dekan yaparım. Oo. Hem kadınları da aşağılamadığımızı göstermiş oluruz. Yok, hatta onu rektör yapıp kendimi dekan yapayım. Ben onun altında olayım falan. Evet. Kendisiyle fazla özdeşmek için kişi. Özdeşleşmenin tabii riskli bir tarafı var. Şeye çıkacaksın, podyuma çıkacaksın, evi süsleniyorsun, pisleniyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Ne yapıyorsun haliyle? Kendine fazla bakışlarını kendine çok yönelttiğin için başkana bakmayı unutmuş olabilirsin. Burada tabii başkasını görmeyi öğreniyorsun yeniden. Bunun da en güzel tarafı ne biliyor musunuz? En kolay bence o karmada bolca dost ve arkadaş edinmek. Fakat sosyal medya arkadaşlıkları, dijital arkadaşlıklar çıktı. Gerçek olanlar maalesef bu zamanda bu biraz zor. Bizim zamanımızda öyleydi. Arkadaş film var değil mi? Yılmaz Güney'in Melike Zobu'yla mıydı? Evet. Onların gözünden hayata bakmak tabii. Arkadaşların, dostların tabii zengin insanlarsa, buradaki zenginlik tabii parasal bir şeyden bahsetmiyorum. Daha engin zengin. Böyle görüşler, geniş, vizyonlu. Öyle olunca tabii ne yapıyorsun? Onlarla o alışverişte öğreniyorsun. Güzel rakı masası lazım. Biz rakı masasında öğrendik dostlarımızla. Astroloji öğrenebilirsiniz. Bak, astroloji iyi bir şey. O yüzden herkese öğretmeye çalışıyoruz buradan. Niye? Objektiflik artsın diye. Kişi kendine nasıl bakacağını düşünsün. İşte başkalarına nasıl bakacağını. Başka bir araçsallık diyelim biz ona. Çünkü astroloji bir araç. Yani aynen fındık ceviz kırma makinen gibi. Elinde kıramazsın. Bir şeyleri anlamak, bir şeyleri ölçümlemek için aslında iyi bir yöntem, ama onu bile astrologlarımız hurafe haline getirmişler. Koçlar şöyle, boğalar böyle. Kitle oynamak bazen tehlikelidir, onu söyleyeyim. Dediğim gibi. Sonra kendi güneşini kaybedersin. Kovalara gıcığım yok yani. Güneş kovalara gıcık. Çünkü kovanın direkt karşısında. Venüs de bana gıcık.
Ah Venüs, ah. Venüs'ten çektiğimi kimden, senden çekmedim koç olarak. Herkes karşıtından tokat yer. Karşında çünkü. Ne diyorsun? Karşılaşma diyorsun. Karşı karşıya oturmak diyorsun. Sevgili dinlerimizle bile biz karşı karşıya oturuyorsun. Ya da çocuğuna karşıdan konuşuyorsun, parmak salıyor. Yanına oturacaksın, sarılacaksın, yanından konuşacaksın. Yan yana olursa başka olur. Gürültü yaparsa hani böyle karşıdan tokat atıyor ya Al Pacino. Baba iki filminde mi? Çocuklar alt bıçağı falan filan. Saçından tutar vursun böyle. Bir gün belediye otobüsünde yapmıştım, anlatırım sonra. Herifin biri almış, pergelleri açmış böyle. Lan iki ikaz, üç ikaz filan. O zaman 19-20 yaşındayım filan. Değerim zamanlar. Postal parkı gibi. Tam psikopat ya. Yanındaki kadına da bacağı söktürüyor. Dizlerimle bir koyarım buna böyle. Ya. Kafa bir cama bir öne. Ne heyecanlı günlerde. Hoca psikopatmış, saldırganmış. Evet ya. Hocanın var böyle huyları. E ne yapayım abi? Sen yarın öbür gün bir savaş mavaş yaşasan hep böyle atalarınla övünüyorsun ya. En çok övündüğün de Mustafa Kemal Paşa. Sence kaç kere kavga etmiştir bir düşün yani. Yapmayın arkadaşlar. Bak bu ben kavga edelim, şiddet kullanalım demiyorum. Ama mımıntılığın dozunu arttırdınız. Bunun işin sonu iyi değil. Onu söyleyeyim. Sana mımıntılığı çakan emperyalist amcalar, git bak bakayım Amerika'da, Almanya'da çocuklarını nasıl yetiştiriyor. Evet. Dostluk karması geliştirilmeli burada ve dostlardan öğrenilmeli diyoruz. Evet. Neyse, zaten Plüton kovaya geliyor. Bütün kovalara, bütün taşıtlara, bütün işte hareket eden her şeyi ateş ediyorlar. Saman Sarısı şiirinin başı geldi aklıma. Bu bilinç akışı da böyle bir şey. James Joyce'un Ulysses'inde de var ya. Adam osuracak trenin geçmesini bekliyor böyle gürültülü mürültülü falan. Camda iki sinek sevişiyor falan. İki sevişen sineğe bakıp böyle. 17 Haziran günü müydü? Neydi o ya? İlk sevgisini hatırlıyor. Ulysses. Bak geliyor Plüton arkadaşlar. Plüton gelince zaten yeniden bir toplum inşası gerçekleştirecek. Adapte olanlar tabii hayatta kalacaklar. Diğerleri kalamayacaklar. Fakat her zaman söylüyorum. Hani topluma çok fazla uyum sağlayalım filan diye... Kendi benliğinizi unutmayın. Hem Aslan, Güneş hem de Uranüs, kova olun. İkisini bir arada yapın. Yani ya budur ya budur diye bir şey yok. İkisi birden var. İki kolumuz, iki ayağımız var. Sonra kurşun asker olursun. Evet. Son kova dersini de anlatıp kuzey balığa geçeceğim. Ondan sonra tabii muhtelif arzular, istekler var. Derste hangi sırayla gidelim diye. Arkadaşlar benim müfredatım var. Müfredata göre anlatıyorum. Hepinize ne yapıyorum? Kucaklıyorum, öpüyorum. Ma ma can Hatice.